Ülkemizde ıspartagülü gülü yetiştiriciliği sadece göller bölgesinde yer alan Isparta, Burdur, Afyon ve Denizli illerinde yapılmaktadır. Ülkemizdeki yağ gülü üretiminin yaklaşık %70'i Isparta'dan karşılanmaktadır. Bu yönüyle Isparta ili göller bölgesi ve ülkemizin yağ gülü üretim merkezi konumundadır. Türkiye'deki toplam 22.840 dekar yağ gülü üretim alanının 15.910 dekarı Isparta'da bulunmaktadır. İnsanın günlük yaşamında çok özel bir yeri olan gül, aşkın, güzelliğin, sevginin ve saygının ifadesini en güzel bir şekilde bünyesinde toplayan bir çiçektir. Gül çiçeğinin insanlık tarihindeki yeri ve önemi ise en az 5000 yıllık çok renkli bir geçmişe dayanır. Ana vatanı olan Orta Asya'dan ticaret yoluyla dünyanın diğer bölgelerine ulaşmış olan gül, güzel kokusu, tıbbi değeri ve beslenmedeki yeri dolayısıyla antik çağlardan beri efsanelere konu olmuş ve güzel kokunun peşinde olanlar için vazgeçilmeyen bir çiçek olmuştur. Isparta gülcülüğü 150 yıllık bir tarihe sahiptir. Daha gülcülük Isparta'da bilinmez iken Burdur, Denizli ve Çal yörelerinde gül tarımının yapılmakta olduğu bilinmektedir. Gülcülüğü Isparta'ya Yalvaç ilçesinden gelip Isparta'ya yerleşen Meydan Beyoğlu Mehmet İzzet'in oğlu İsmail Efendi getirmiştir. Bu getirişin de Çileli çok ilginç bir öyküsü vardır. Bu Çileli ilginç öyküden bahsetmek istiyorum. Videonun bundan sonraki kısmı bu ilginç öyküyle alakalı. Merak ediyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Merak etmiyorsanız videoyu burada kapatabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra öyküden bahsedebiliriz. İsmail Efendi iyi bir medrese eğitimi almış ve kendini sürekli geliştirerek görüş açısı oldukça geniş bir kişi olarak yetişmiştir. Gülcüzade İsmail Efendi'nin ilk ticari teşebbüsü dokumacılık olmuş, çeşitli ustalardan aldığı bilgilerle kurduğu dokuma tezgahları sayesinde bu mesleğin Isparta ve Burdur çevresinde hızla yayılmasını ve birçok kişinin bu mesleği öğrenmesini sağlamıştır. 1889 yılında Bulgaristan'a bağlı Kızanlık bölgesinden Denizli'nin Çal ilçesine gelen bir tapu memurunun gül çiçeğinden yağ elde edebildiğini öğrenmesi ile bu kişiyle mektuplaşmış ve gülcülük üzerine geniş bilgilere sahip olmuştur. O vakte kadar Isparta Ovası'na ne ekilip dikilirse de pek gelir getirmiyor, çalışıp çabalamalar boşa gidiyormuş. İsmail Efendi Burdur, Denizli, Çal yörelerine doğru bir geziye çıkmış. Oralarda ne ekip dikiyorlar, topraktan nasıl daha çok gelir sağlıyorlar, bakmış, araştırmış. Gülcülük büyük oranda yapılır ise iyi para getirir, Isparta topraklarında da gül yetişir kanısına varmış. Hiç vakit geçirmeden 30 dekar toprak sağlamış. Çukurları açtırmış. Çevrede bulunan süs güllerin içinden yağ gülü olabileceklerden fidanlar almış. 30 dönüm yerin 30 dönümüne de gül dikmiş. Yeni dikilen gülün 3 ile 5 yıl sonra en iyi ürün vereceğini düşünüyormuş. Daha 3. verim yılı gelmeden gül yağı çıkarma işinde kendine gerekli olacak araçların bazılarını yerli ustaları Isparta'da yaptırmış. Ustaların yapma güçlerinin dışında kalanları da Bulgaristan'a kadar gidip oradan almış gelmiş. Gül yağı çıkarırken gerekecek suyu da bambullu ceviz denen yerden getirmiş. Bahçesine akıttıktan sonra sabırla 3. ürün yılını beklemeye başlamış. Dört gözle beklemekte olduğu 3. ürün yılı gelmiş. Don, kar, kış, rüzgar, yağmur, dolu. Anlayamadığı bir tabiat olayı nedeniyle gül fidanları hiç çiçek vermemiş. Emekleri, harcadığı bunca para boşa gitmiş. Umudunu bir yıl sonrasına, 4. ürün yılına bağlamış. O yılda bahçesi iyi çiçek vermiş. Bu kez gül yağı çıkarma yöntemini bilmeyişi yüzünden başarılı olamamış. Sormuş, soruşturmuş, incelemiş, araştırmış. Gül yağı çıkarma yöntemini en küçük ayrıntısına kadar öğrenmiş. Kendini bir sonraki ürün yılına iyiden iyiye hazırlamış. Kış mevsiminin soğuklu, karlı günleri geçip gitmiş. İlkbahar mevsimi gelir gelmez, gülcü İsmail Efendi'nin bahçesinde bir diriliş, bir canlanma görülmüş. Bakımlı, tertemiz bahçedeki insan boyunu aşan gül ağaçları önce yeşil yeşil yaprak, sonra da pembe gül tomurcukları vermeye başlamış. Mayıs ayının ilk haftasında havalar ısınınca bahçe top top koca yapraklı, pembe renkli güllerle dolmuş.
Gül sezonu bir ay kadar sürmüş. Gül yağı ve gül sularını değerince sattıktan sonra gelirini 30 dönüm gül bahçesini 50, 75, 100 dönüme çıkarmak, yaptığı gülcülüğü daha da büyütmek, genişletmek işinde kullanmış. Gülcü İsmail Efendi gül dikecek olanlara yardımcı olmuş. Birkaç yıl içinde de her yere gül dikilmiş. Isparta kenti de gül bahçelerinin içinde kalmış. Isparta bundan sonra gül üretmesiyle tanınıp gülcü oluşuyla da anılır olmuş. Böyle çileli, ilginç bir hikaye. Gül ve Isparta deyince bundan sonra eminim herkesin aklına bu hikaye gelecektir. Aslında yaşamımızda birçok güzel şeyin geçmişte acı dolu, çileli hikayeleri vardır. Hiçbir şey kolay yoldan gerçekleşmemiştir. Müftüzade İsmail Efendi tarafından imbik adı verilen, basit ve ilkel kazanlarda üretilmeye başlanan gül yağı uzun yıllar yaygınlaşarak bu metotla üretilmeye devam edilmiştir. Köy tipi gül yağı üretimi Atatürk'ün Isparta'ya girişinde verdiği talimat uyarınca İktisat Vekaleti tarafından modern gül yağı fabrikasının 1935 yılında kurulması sonucu yerini büyük ölçüde sanayi tipi gül yağı üretimine bırakmaya başlamıştır. Gül Birliği'nin 1958 yılında kurduğu İslamköy Gül Yağı Fabrikası, 1976 yılında kurduğu diğer gül yağı tesisleriyle Türk gülcülüğü ve gül yağı üretimi şekil değiştirmiştir. Günümüzde köy tipi gül yağı üretimi yerini tamamen sanayi tipi gül yağı üretimine bırakmıştır. Isparta ili Türkiye'de özellikle gül yağı ve gül ürünleri üzerine önemli bir merkez haline gelmiştir. Yörede birçok yerli ve yabancı gül işleme fabrikaları bulunmaktadır. İlde Gül Birliği ve özel kuruluşlara ait 5 adedi büyük olmak üzere toplam 15 adet gül yağı fabrikası bulunmaktadır. Görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.